Simetrik ve asimetrik gerilmeden bahsetmeden önce dibütil aminlerin infrared spektrumuna bir bakalım. Dibütil aminin Lewis nokta yapısını burada görüyorsunuz. 3000 civarına bir çizgi çizerek başlıyoruz. Bunun sağ tarafında karbon hidrojen bağımız var ve karbon sp3 hibritleşmiş. Yani infrared spektrumu üzerindeki bu bölge hidrojenle bağ olan bölge. Fark ettiyseniz burada bir sinyal daha var karbon hidrojen bağ gerilmesinden daha yüksek dalga sayısına sahip olan bir sinyal. Buradan aşağı doğru çizersek dalga sayısını tahmin edebiliriz. Yaklaşık olarak 3300 dalga sayısına denk gelen bir sinyalimiz var. Yani bir başka atomla hidrojen arasındaki bağı görüyoruz. Bu aslında nitrojen-hidrojen bağ gerilmesi. İşte şu mor renkte olan nitrojen-hidrojen bağ gerilmesinden bahsediyorum. Bu bağın kuvvetini karbon hidrojen bağındaki karbonun sp3 hibritleşmiş olduğu durumla kıyaslayalım. Önceki videolardan dalga sayısının iki şeye bağlı olduğunu biliyoruz. Kuvvet sabiti veya yay sabiti k'ya ve indirgenmiş kütleye. Bu iki bağında indirgenmiş kütlesi neredeyse aynı. Nitrojen, hidrojen ve karbon hidrojen bağının indirgenmiş kütlelerini hesaplayacak olursak aşağı yukarı aynı indirgenmiş kütle değerini elde ederiz o zaman bu sinyallerin farklı dalga sayısında olmasını etkileyen şey değil. O halde etki eden şey kuvvet sabiti yani K olmalı. Nitrojen, hidrojen bağının sinyalinin daha yüksek dalga sayısında görünmesi bağın daha güçlü bir bağ olduğuna işarettir. Çünkü kuvvet sabitini yani bağ kuvvetini artırırsak dalga sayısını yani frekansı arttırırız. O zaman nitrojen hidrojen bağı karbonun sp3 hibritleştiği karbon hidrojen bağından daha kuvvetlidir. Bağ daha kuvvetli ise bu bağın gerilmesi için daha fazla kuvvet gerekir demektir. Şimdi hızlıca enerjiden bahsedelim. Enerji Planck sabiti olan h çarpı frekansa eşittir. Bir fotonun enerjisinden bahsettiğimizde bu h nu'ya eşit olur. Nu'nunsa frekansımız ve dalga sayısıyla bağıntılı olduğunu biliyoruz. Frekans dalga sayısıyla ışık hızının çarpımına eşittir. Bunu alıp buraya yerleştirirseniz enerjinin dalga sayısıyla doğru orantılı olduğunu görebilirsiniz. Yani E eşittir H çarpı dalga sayısı çarpı ışık hızı. İnfrared spektrumunda dalga sayısı kullanılmasının sebeplerinden biri de budur. Çünkü aynı zamanda enerjiyi de düşünebiliriz değil mi? dalga sayısı arttığında enerjinin de artması söz konusudur. Bu tarafa doğru devam ettiğinizde dalga sayısı arttıkça enerjinin de arttığını görürsünüz. Daha kuvvetli bir bağ germek için daha fazla enerjiye sahip olduğunu tahmin etmişsinizdir. Yani bu nitrojen-hidrojen bağını germek için daha fazla enerji gerekir. Yine bu bağı yay olarak düşünebilirsiniz. Elinizde gerçekten sert veya güçlü bir yay varsa daha gevşek bir yaya oranla o yayı germek için daha fazla enerji harcamanız gerekir. Enerjiyi işte bu şekilde düşünebiliriz. Burada sekonder bir aminin tipik bir infrared spektrumuna bakıyoruz. Buradaki nitrojen 2 karbona bağlı yani bu bir sekonder amin. Sekonder aminde yaklaşık 3300 civarında tek bir sinyal görürüz sekonder aminin infrared spektrumunu primer bir aminin spektrumuyla kıyaslayalım. Mesela bütün aminle kıyaslayalım. Nitrojen bir karbona bağlı olduğu için burada primer aminden bahsediyoruz. Evet, spektrumu bir inceleyelim. Yine 3000 civarından çizgimizi çizelim. Burada karbon hidrojen bağ gerilmesi var ve karbonun sp3 hibritleşmiş olduğunu biliyoruz. Yine bunun ötesine hidrojen bağ bölgesine bir bakalım. İki sinyal görüyoruz değil mi? Bakacak olursak evet, iki sinyal var. Bu sinyal yaklaşık 3300'e denk geliyor. Bir sinyalimiz yaklaşık 3300'de. Bir sinyalimiz daha var. Bunu yeşille çizelim. Evet, bir sinyalimiz daha var. Bunun dalga sayısı biraz daha yüksek. Çizgimizi çizelim. Yaklaşık 3400'e denk geliyor. Nitrojen-hidrojen bağ gelmesini işte burada bulmayı bekliyoruz. İki sinyalimiz var. Burayı açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Bunun sebebi simetrik ve asimetrik gerilme. Buradaki iki amine bakalım ve simetrik ve asimetrik gerilme arasındaki farkları konuşalım. Simetrik gerilme varsa bu bağlar eş fazla olarak geriliyor demektir. Hidrojenlerin nitrojenden aynı anda gerilerek uzaklaştığını düşünebilirsiniz. Buna simetrik gerilme deniyor. Şimdi ise burada neler olup bittiğine bir bakalım. Bu sefer bu iki nitrojen hidrojen bağı faz dışı geriliyor. Bu hidrojen bu tarafa doğru geriliyorsa bu hidrojen bu yöne doğru daralıyor olabilir. Yani bu bir asimetrik gerilmedir. Bunu da yazalım. Burada asimetrik bir gerilme gerçekleşiyor. Bu sebeple iki farklı sinyal elde ediyoruz. Simetrik gerilme için daha az enerjiye ihtiyaç var. Simetrik gerilme için daha az enerji gerekiyorsa daha az dalga sayısına denk gelen de bu olmalı. Hatırlayın, dalga sayıları enerjiye karşılık gelir. Yani simetrik gerilme için daha az enerji gerekir. O da bu sinyaldir. Asimetrik gerilme için ise daha fazla enerji gerekir. Bu da buradaki sinyaldir. O zaman primer amini temsil eden iki farklı sinyal alıyoruz. İki nitrojen-hidrojen bağı olduğu için iki sinyal alıyoruz gibi bir yorum yapabiliriz bu iki tarafta da nitrojen-hidrojen bağı var diyebiliriz. Fakat aslında durum böyle değil. Moleküllerden bazıları simetrik geriliyor, bazıları ise asimetrik geriliyor. Bu sebeple iki farklı sinyal görüyoruz. Yine hızlıca bu iki farklı amini kıyaslayalım. Sekonder amin, infrared spektrum üzerinde tek bir sinyal gösterecektir. Öte yandan primer amin ise iki sinyal verecektir değil mi? İşte buna dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca buradaki karbon hidrojen sp3 gerilmesini de düşünebiliriz. Örneğin burada bir CH2 olduğunu varsayalım. Buraya iki farklı durum çizelim. Burada simetrik veya asimetrik gerilme olabilir. Bu hidrojenler aynı anda geriliyorsa simetrik gerilme gerçekleşiyor demektir. Aynı zamanda bu şekilde asimetrik gerilme de olabilir. Yine asimetrik gerilmenin daha fazla enerji gerektirdiğini biliyoruz. Yani bu sinyali biraz daha yüksek bir dalga sayısında buluruz. Çok ufak bir fark ama bu gerilmenin dalga sayısı biraz daha fazladır. Bu kadar yorumlaması zor bir sinyal almamızın sebeplerinden biri de bu zaten. Çünkü aynı anda çok fazla şey gerçekleşiyor. Bunun detayına girmemiz şu an için mümkün değil, çok vakit alır. Ama bu sinyalin şu karbon-hidrojen bağ gerilmesine ait olduğunu ve karbonun sp3 hibitleştiğini bilmemiz yeterli. Son olarak bir simetrik asimetrik bağ örneğine daha bakalım. Asit ve hidrür. Burada asit ve hidrürün genel bir infrared spektrumunu görüyorsunuz. 1500 civarına çizgimizi çiziyoruz. İki bölgemizi birbirinden ayırmak için de 3000 civarına çizgimizi çekiyoruz. Buradakinin karbon hidrojen olduğunu biliyoruz. Ardından bu iki çok yoğun sinyali görüyoruz. Bunların yaklaşık olarak nerede olduklarına bir bakalım. Buradaki sinyal için farklı bir renk kullanalım. Aşağı doğru çizelim. Yaklaşık nereye denk geliyor? Burası 1500, 1600, 1700. Bu sinyal 1760'a çok yakın diyebiliriz. Bu sinyalin dalga sayısı yaklaşık 1760'mış. Diğer sinyal içinse şuraya inelim. 1800'ü biraz geçiyor. Yaklaşık 1800 diyelim. Asit ve hidrür için bu iki farklı ve güçlü sinyali aldık. Yine burada simetrik ve asimetrik bir gerilme söz konusu. Simetrik gerilme için şöyle inelim. Tabii ki karbonilden bahsediyoruz. Çift bağ bölgesinde çok güçlü bir absorbans olacak değil mi? Spektrumun çift bağ bölgesi burası. İki güçlü sinyalimiz var. Daha düşük dalga sayısında olan sinyalin orada olmasının sebebi simetrik gerilmedir. Bu karbonil, bu karbonille eş fazla olarak geriliyor olabilir. Bu simetrik gerilme sinyalimiz. Şöyle gösterelim. Evet. Yine asimetrik gerilme de mevcut olabilir. Mesela bunlardan biri geriliyor ve bu da daralıyor olabilir. Asimetrik gerilme için daha fazla enerji gerekir demiştik. Bu sebeple buradaki daha yüksek olan şu sinyale denk gelir. İnfrared spektruma baktığınızda iki çok yoğun sinyal görüyorsanız karbonil var demektir. Burası çift bağ bölgemiz. Burada büyük dipol momenti olan bir karbonil gerilmesi mevcut yani karbonil gerildiğinde dipol momentinde büyük değişiklik oluyor. Burada bu kadar yoğun bir sinyal görmemizin sebebi bu. İki tane görmemizin sebebi ise asimetrik ve simetrik gerilmenin gerçekleşmesi. Simetrik ve asimetrik gerilmenin başka örnekleri de var tabi. Fakat umarım bu video size infrared spektrumda neye dikkat etmeniz gerektiği hususunda yardımcı olmuştur.